Şimdi Sayın Bahçeli esasında konuşmalarına baktığınız zaman bol bol hakareti, iftirayı içeren konuşmalar yapıyor. Yani sadece bugün değil, düne dönüp baktığınızda da ben Bahçeli'nin konuşmalarının hakaret ve iftira kısmı hariç diğer kısımlarını ezberledim neredeyse. Aynı konuları, aynı kalıplar içerisinde, aynı cümlelerle tekrar edip duruyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi sürekli kendini tekrar eden bir partidir. Yenileyen, yeni şeyler ortaya koyan bir parti değil. Sadece yenilik iftira konusunda yenilikler yapıyor. Hakaret konusunda yenilikler yapıyor. Ben dilerim ki Bahçeli ve arkadaşları planlar, projeler konusunda kendilerini yenilesinler. Türkiye'ye daha yararlı, daha faydalı nasıl oluruz? Onun derdinde olsunlar. Aklımın erdiği günden bu yana onlar konuşuyorlar. Türkiye bölündü, bölünecek. Parçalandı, parçalanacak. Şöyle oldu. Dikkat ederseniz sürekli topluma komplo pompalıyorlar. İşte komünizm geliyor, şöyle yapmalıyız. Şimdi PKK terörü var, böyle yapmalıyız. Yarın başka bir şey çıkıyor. Yani sürekli insanları korkuya iten, teyakkuz halinde aman şu olacak, aman bu olacak siyaseti yapıyor. Benim babaannem rahmetli çocuklar evde yaramazlık yaptığı zaman bak öcüler geliyor diye bizi korkuturdu. Hani biz susmayınca da bu sefer evdeki büyüklerden birini şöyle camın yanına git oradan biraz ses ver, gürültü çıkar. Bak geldiler camdan falan diye bizi korkuturdu. Biz de aman öcüler gelmesin diye biraz uslu bir vaziyete geçerdik. Şimdi Bahçeli'nin yaptığı benim babaannemin çocukları susturma siyasetinin başka bir versiyonu, milleti öcülerle korkutmak istiyorlar. Bu öcü siyasetinin işte etnik bağlamda, vatan millet bağlamında bir kısmını MHP yapıyor. İşte laiklik, cumhuriyet diğer bağlamdaki kısmını da CHP yapıyor. İki parti de öcü siyaseti yapıyor. Ama bilmiyorlar ki bu millet Köroğlu'nun torunudur. Bolu beylerine, bu siyaseti yapanlara her zaman meydan okumuştur, posta koymuştur. Onları bir tarafa itmiştir. Şimdi de Türkiye'de olan o, onları bir tarafa itiyor. Sayın Bahçeli'nin iftiralarına cevap vermek doğru değil işin doğrusu. Çünkü onun hakaretlerine daha büyük hakaretle, onun küfürlerine daha büyük küfürle, iftiralarına daha büyük iftirayla karşılık verecek bir birikim, bir ahlak anlayışı bizde yok. Onun için o konularda birincilik onların olsun. Biz hizmette birincilik almak için yarışacağız. Çözüm süreci adı üzerinde Türkiye'nin ana problemlerinden birini çözmek için başlatılmış bir süreç. Terörle ülkemiz uzunca bir zamandır mücadele ediyor. Hepimizin ortak arzusu kanın durması, gözyaşının dinmesi, huzurun ve barış ikliminin Türkiye'nin her yerinde güçlü bir şekilde tesis edilmesidir. Bütün arzu bu, bütün istek bu. Milletimizin de isteği bu. Bu ülkenin hangi ilinden olursa olsun bütün insanların isteği bu. Artık terör bitsin diyor insanlar. Kan dursun, gözyaşı dinsin. Hükümetimiz de bu anlamda netice almak için partimizin kurulduğu günden bugüne kapsamlı, planlı çalışmalar yürütüyor. Çözüm süreci bu çalışmaların bir devamıdır. Tabii bu sürecin içerisinde biz istiyoruz ki milletimizin birliğini, dirliğini, her alanda iyiliğini daha iyi noktaya taşıyacak sonuçlar ortaya çıksın. Herkesin bu süreçte hassasiyet göstermesi lazım. Bu süreç içerisinde sözlerine, konuşmalarına dikkat etmesi lazım. Esasında hepimiz ifade ediyoruz. Çözüm sürecini başlatan ve yöneten hükümettir. Bu süreci biz milletimizin hayrına olduğu için başlattık ve sürdürüyoruz. Yani bu süreç bir takım kişilerin laflarıyla, tehditleriyle veya başka tür yaklaşımlarıyla sona erecek bir süreç değildir. Bu süreç her zaman devam edecektir. Yani terör bitene kadar çözüm iradesi ve terörü sonlandırma iradesi de varlığını devam ettirecektir.